Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün artık yolumuz saatler arkadaşlar. 5.30'u gösteriyor. Hala biz yolumuza arkadaşlar devam ediyoruz. Neye geçiş yaptık? Kuramlara geçiş yaptık. Kuramlar bizim için önemli mi canlarım? Elbette önemli. En çok zorlanmış olduğunuz aslında yerler arasındadır. Neden? Çünkü bakın kuramların şöyle bir sıkıntısı var. Kuramlar bitmeyinceye kadar soru çözümü gerçekleşemiyor. Dolayısıyla uzun da canlar bir konu olduğu için en sona geldiğimizde en baştaki kuramı unuttuğunuz için ve üzerine soru çözerek de pekiştirme yapamayacağınız için dolayısıyla bu konular size zor geliyor ama aslında zor değil. Sadece ne yapmanız lazım? Yine arkadaşlar her zamanki gibi mantık yürütmeniz lazım. Ezberden kaçınıyoruz. Hayatımızda ezberleri çıkarıyoruz. Bir de zaten bir sürü ders var. Hangi birini ezberleyeceksiniz? Her zaman yaptığımız bir şey olacak. O da arkadaşlar mantığı kurgulamanız ve kurmanız. Şimdi öğrenme öğretme kuramları diyoruz. KPSS'de karşımıza 4 ya da 5 soruyla ÖSYM geliyor. 4 ya da 5 tane sorumuz var. Şimdi bakın öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Buraya bir bakar mısınız? Etra abi şuraya bir yakından çeksene. Şu benim 40 dakika boyunca anlatacağım canlar neyim olsun dersim olsun. Ben bu dersi genel felsefeme göre şekillendiriyorsam, burada öğretmenin ve öğrencinin rolünü arkadaşlar oluşturuyorsam, bilginin nasıl olacağını belirliyorsam, mesela bilgi nesnel mi olacak, öznel mi olacak, öğretmen aktif mi olacak, merkezde mi olacak, ya da öğrenci pasif mi olacak, aktif mi olacak, öğretmen rehber mi olacak, otorite mi olacak, bunları 40 dakika boyunca genel felsefeme bakarak belirliyorsam biz buna ne diyeceğiz canlar? Kuram diyeceğiz. Peki benim derslerdeki her zaman amacım nedir? Çocuklara hedefleri öğretebilmektir. Dolayısıyla tam şu ortada bak. Hani okla vuruyoruz ya, aklınızda öyle tutun. Hedefi tam ortadan vurdum mesela dersin. Ortada benim neyim olsun? Hedefim olsun. Şimdi amacım bu hedefi çocuklara kazandırmak. Doğru mu? Şuradan başlayıp şöyle arkadaşlar gelip şu şekilde gelip şöyle gelip bu şekilde yoluma devam edebilirim. Hedefe ulaşabilirim. Ya da direkt şuradan şu hedefe şu şekilde de ulaşabilirim. O zaman bakın şuna ben birinci yol desem, şuna ben ikinci yol desem, ortadaki hedefime ulaşabilmem için en kestirme, en genel yol ne oldu? Şurası oldu. Doğru mu? İşte biz buna en genel yola, en kestirme yola canlar ne diyeceğiz? Strateji diyeceğiz. O zaman çocuklara hedefleri öğretebilmemiz için kullanacağımız en genel yol adı ne olacaktır? Strateji olacaktır. Bu stratejiyi çocuklara bakın hedeflere ulaştırabilmek için strateji en genel yolumuzdu ya. Bu yolda kullanacağımız en kısa yola ise biz ne diyeceğiz canlar? Yöntem diyeceğiz. O zaman yöntemler aslında stratejileri kazandırma arkadaşlar şeklimizdir. Bu yöntemleri uygulama şeklimize ise ne diyeceğiz canlar? Teknik diyeceğiz. O zaman ben şunu söyleyebilirim. En dışta benim neyim olacak? Kuramım olacak. Sonra benim neyim olacak? Stratejim olacak. Sonra benim neyim olacak? Yöntemim olacak. En işte ise benim neyim vardır diyeceğiz? Tekniğim vardır diyeceğiz. O zaman bak niye anlattım bunu? Çünkü biz önce kuramları anlatacağız. Sonra strateji diyeceğiz. Sonra yöntem diyeceğiz. Sonra teknikleri de verip artık ÖYT'yi sizlerle birlikte bitireceğiz. O zaman bakın tahtanın başlığı ne? Öğrenme, öğretme kuramları. O zaman bu kuramlar genel felsefemizi yansıtacaktır. Ve bir dersi nasıl işleyeceğimize karar vermemizi sağlayacaktır. Şimdi öğrenme kuramlarına baktığımızda bunu öğrenme psikolojisi dersinde detaylı göreceksiniz. Davranışçı, bilişselci ve yapılandırmacı yaklaşım olarak bakın ben üçüye ayırdım. Davranışçı öğrenme kuramında öğretmen merkezdedir. Öğrenci pasif ve bilgiyi ezberleyendir. Ezber öğrenir. Çünkü burada arkadaşlar nesnel bilgi vardır. Ve çocuk tamamıyla pasif öğreniyorsa o zaman şuraya baktığımızda burası aslında bizi nereye götürüyor? Geleneksel eğitime götürüyor. Şimdi dikkatle dinliyorsun. O zaman davranışçı öğrenme kuramı içerisinde yer alan öğretme kuramlarına baktığımızda tam öğrenme, programlı öğretim, okulda öğrenme ve temel öğretim modeli var.
O zaman canlar, size verilen bir parçada geleneksel bir yaklaşım varsa bu dördünden biridir cevap diyeceksin. Diğer seçeneklerde çağdaş yaklaşımlar varsa onları ne yapacaksın, eleyeceksin. Ama yapılandırmacı deyince Türkiye 2005 yılında yapılandırmacı anlayışa geçiş yaptı. Yapılandırmacı anlayışta öğretmen rehberdir. Çocuk arkadaşlar aktiftir. Burada arkadaşlar daha çok neye yer veriyoruz yapılandırmacı anlayışta? Öznel bilgiye yer veriyoruz. O zaman altında yazmış olduğum yaklaşımların bakın çoğunda ne vardır? Çocuğun süreç içerisinde aktif olması söz konusudur. Peki yine devam ediyorum. Davranışçılar gelenekselci olduğu için tam öğrenme, programlı öğretim, okulda öğrenme ve temel öğretim modeli vardır dedik. Bakın her sene tam öğrenme ya da programlı öğretimden kesinlikle bir sınav sorumuz var. Tam öğrenmeyi sorarsa programlıyı, programlıyı sorarsa tam, sormazsa tam öğrenmeyi sorar. Ama bazı senelerde ikisinin de çıkmış arkadaşlar, aynı yıl çıktığını görebiliyoruz. O zaman burada bir ya da iki sorumuz nereden gelecek? Tam öğrenme kuramından gelecek. Yine devam ediyorum. Bakın, çoklu zeka her sene bir sorudur. Çoklu zekadan kesinlikle sınav sorumuz var. İş birlikte öğrenme ya da proje tabanlı öğrenmeden bir tane arkadaşlar ki en az minimum düzeyde bir sorumuz var. Aktif öğrenme seçeneklerimizin en büyük keldiricisi olacaktır. Dikkat etmemiz lazım. Son yıllarda özellikle 2023 arkadaşlar yılında beyin temelli öğrenme ile canlar ne yapabildik? 2022 yılında pardon. Beyin temelli öğrenmenin direkt ilkeleriyle ÖSYM karşımıza ne yaptı canlar? Çıktı. O zaman kuantum öğrenme ve beyin temelli öğrenmeye yine dikkat edeceğiz. KOLP, yaşantısal öğrenme, yaşantı temelli öğrenme diye geçer. Bir de bizim hem davranışçı hem bilişselci GAGNE'miz var. ÖSYM zorlamak isterse hem KOLP'den hem de bakın GAGNE'den size soru getirir. Ama son iki yıldır ikisinden de canlar soru geldiğini görüyoruz. O yüzden bu ikisinden bir ya da iki tane soruyla özellikle arkadaşlar GAGNE'nin öğretim durumları modeliyle soru olarak karşı karşıya kalacağız. Yine devam ettim. Harmanlanmış eğitim özellikle Covid-19'dan sonra hayatımıza giren bakın Ziya Selçuk zamanında ortaya çıkan arkadaşlar hibrit öğrenme mantığıyla ortaya çıkan bir eğitim anlayışı. Bunu yine bir soruyla karşımıza getirirler. Dikkat etmemiz lazım. Basamaklı öğretimi biraz ÖSYM Bloom'un taksonomisi soruları haline getirmeye başladı. Basamaklı öğretime de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Özellikle işbirlikte öğrenmenin tekniklerine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Hocam hepsine dikkat mi edeceğiz diyeceksiniz. Evet canlar. Özellikle soru olarak gelir dediklerim. Tam öğrenme olsun, programlı öğretim olsun, çoklu zeka olsun, GAGNE olsun. Bunlar bu sene arkadaşlar yine soru karşımıza soru olarak gelecektir. Buradan 4 ya da 5 tane sorumuz var. Bakın ne yapacağız? Önce ben davranışçıları bitireceğim. Davranışçıları bitirdikten sonra yapılandırmacı arkadaşlar yaklaşımda görmüş olduğumuz kuramları işleyeceğim. Sonra en son GAGNE verip kuramları bitireceğim. Kuramları bitirdikten sonra karşımıza ne geliyordu? Strateji geliyordu. Bakın tabloda öğrenme öğretme kuramları dedim ama yanlış anlaşılmasın. Hangisinin bilişselci hangisinin yapılandırmacı olduğunu görün diye verdim. Ama tabloda sunuş, buluş, araştırma, inceleme birer kuram değildir, birer arkadaşlar stratejidir. Yanlış yazdım. Stratejidir. Stratejilerden de kesinlikle ve kesinlikle bir sınav sorunuz vardır. O yüzden sunuş, buluş, araştırma, inceleme de ne olacaktır? Bizim stratejimiz olacaktır. Peki şuraya baktığımızda bu tabloyu bitirdiğimde kuramlar bitmiş olacak. Kuramları en son GAGNE'yi verdikten sonra bitireceğim. Hemen arkasından sunuş, buluş, araştırma, inceleme deyip stratejileri vereceğim. Sonra geriye ne kalacak? Yöntem ve teknikler kalacak. Bakın önce bütünü görün. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Parçaya indirgeyeceğiz. O zaman ilk kuramımız hangisi olacak? Tam öğrenme. Hadi gelin tam öğrenme kuramıyla başlayalım. Etrafı şöyle bir genel al, ondan sonra ben sileyim. Tamam mı? Aldılar mı? Tamam. Şu anda tahtayı çok yanlış sildim canlar. Tahta soldan sağa silinir, bunu unutmayın.
Oo, temizlikse bizim işimiz Etir abi. Çok titizim. Niye o gün yedin kurabiyeyi yiyince bunu sen mi yaptın diye çok pek bir şaşırdım. Evet, gerçekten arkadaşlar. Öyle. Zeynep hocanız çok güzel kurabiye yapıyor. Ben şok yaşadım. Ben çok yaşadım derken o kadar güzel olmuş ya. Onun için yoksa. Siz Canlar canlı video çekimine girmeden önce örgütledim. Bak böyle böyle beni öv dedim. Ama gerçekten. Atanın size kurabiyeler helal olsun. Aslında sizin bana kurabiye yapıp getirmeniz lazım. Sizin bana yöresel yiyeceklerden getirmeniz lazım. Hocam atanalım, vallahi istediğinizi getirelim diyorsunuz ama yani ben şu zamana kadar çok nadir arkadaşlar aldım. Atananlar yoluna bakıyor. İşte görmedik lahmacunlar, pideler arkadaşlar, yöresel ürünler. Baklavalar gelsin hocam. Ben baklava sevmem. Tam öğrenme. Bulum. Çok önemli canlar. Bak çok önemli ama aynı zamanda da canlar çok basit bir konu. Sadece mantığını kurguladıktan sonra olayı bitireceğiz. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Tam öğrenme kuramında kim var? Bulum var. Bak Bulum ne diyor? Diyor ki Bulum Bulum bölüm bölüm. Ne diyormuş? Bulum Bulum bölüm bölüm. O zaman Bulum'da ne varmış? Bölüm bölüm öğretme varmış. O zaman Bulum'da ne varmış? Bir üniteyi öğretmeden asla ve asla ikinci üniteye ne yapma var? Geçmeme var. Peki bunu bir cebe koy. Tam öğrenme kuramında Bulum şunu söylüyor. Diyor ki bak, öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmenler vardır diyor. Aslında güzel de bir şey söylüyor biliyor musunuz? O yüzden şimdi siz öğretiyi öğrenemezseniz sebebi benim. Şunu söylüyor diyor ki, öğrenemeyen öğrenci yoksa, öğretemeyen öğretmenler varsa öğretme işini kimin sorumluluğunda bırakıyor canlar? Öğretmenin. O zaman öğretmenin sorumluluğunda oluşan bir durum söz konusuysa ben öğretme işinde öğretmeni sorumlu tutacağım. Bunu da bir cebe koy çünkü bunu bir yerde kullanacağım. Peki yine devam ediyoruz bakın. Bir ünite öğretilmeden asla ve asla ikinci üniteye geçme dedi. Şimdi her ünitenin sonrasında ben diyorum ki bakın kendime bir başarı standartı belirliyorum öğretmen olarak. Diyorum ki sınıfın bakın %75'i 70 puan aldıysa tamamdır. Tam öğrenme meydana gelmiştir Zeynep. Bir sonraki üniteye ne yap diyorum? Geçiş yap diyorum. O zaman bakın akademik kaynaklar der ki tam öğrenme kuramında başarı standartına baktığımızda %70 ya da 75'tir diyor. Ama bana diyorsun ki hocam bazı kaynaklar %90 ya da 95 oluyor. Canlar bak ilk öğretim kademesindeyse 90 ve 95. Üst kademelere geçtikçe %70 ya da 75'lik dilim alıyoruz. Neden? Alt kademelerden ne kadar üst kademelere geçince ön bilgi eksikliği o kadar az olursa o kadar arkadaşlar iyidir anlamı taşıdığı için. Gel bir yazdıklarımızı yorumlayalım. Şunu söylüyoruz bakın. Bir ünite öğretilmeden asla ve asla ikinci üniteye ne yapmayacağız? Geçmeyeceğiz, bu bir. Bir ünitenin sonrasında başarı canlar standartı %70 ya da 75 olduğu takdirde tam öğrenme kuramı gerçekleşmiştir diyoruz. Ve bir sonraki üniteye geçiş yapıyoruz. Bunu yaparken diyorum ki sınıfın %75'i 70 puan alsın diyorum. Şu 70 puan mevzusunu ben belirliyorum. Tamam mı? Yani diyorum ki bir ünitenin öğrenilebilmesi için diyorum. Çocuklar arkadaşlar 70 puan aldıysa bu ünite öğrenilmiştir diyorum. O yüzden sınıfın %75'i 70 puan aldığında tam öğrenme meydana gelmiştir diyoruz. Ve bir sonraki üniteye ne yapıyoruz canlar? Geçişimi yapıyoruz. Her ünite sonrasında %70 ya da 75'lik başarıyı formatif değerlendirme dediğimiz izlemeye dayalı değerlendirmeler yaparak gerçekleştiriyoruz. Birazdan bunun ne demek olduğunu size öğreteceğim. Ölçmenin aslında konusudur canlar. Ama ölçme dinlemediğinizi düşünerek burada tekrardan anlatacağım. Şimdi bak seni bir noktada uyuyorum. Buna hemen bir açıklık getireyim yeri gelmişken. Hocam videolarınızın süresi neden uzun? Hocam neden konuyu bu kadar detaylı anlatıyorsunuz? Canlar bak beni bir dikkatle dinleyin. Bir kere ben konuyu detaylı anlatmıyorum. ÖSYM kapsamında yeterli olacak kadarını veriyorum. 2001 yılından 2023 yılına kadar ÖSYM'nin çözmüş olduğu tüm soruları ezber bilirim bakın ben.
O yüzden ÖSYM'nin kapsamı gereği şimdiye kadar ne sorduysa konu anlatımlarımı da buna göre düzenliyorum. Şimdi detaylı vermiyoruz. Sadece şunu yapıyorum. Şimdi bak, sen neyi bilmiyorsun? Formatif değerlendirmeyi bilmediğini düşünüyorum. Peki aranızda bazılarınız hazırlandı ama beni izleyip de hazırlanmayanlar var. Benden önce de ölçmeyi dinlememiş olanlar var. Dolayısıyla altyapısı eksik olma ihtimalini düşünerek bir de onu anlattığım için dolayısıyla videoların süresi birazcık bir tık ne oluyor canlar? Uzuyor. Ama sen ne zannediyorsun? Sanki uzun anlattım da detay verdim zannediyorsun. Asla. Şimdi anlatacağım, vereceğim, bilmeyenler için vereceğim. Önce altyapı bilgisini veriyorum. Peki yine devam ediyorum. Birinci öğretmeden asla ve asla ikinci üniteye geçmedik. Her ünite sonrasında bir formatif değerlendirme yaptık. %70'lik başarı sağlandıysa ikinci üniteye ne yaptık? Geçik yaptık. Şimdi burum şunu söylüyor canlar. Diyor ki, derslerinizi istediğiniz yöntem, teknikle işleyebilirsiniz. Ama benim burada bir kriterim var. Her öğrencinin öğrenebileceği kadar yeterli zamanı çocuklara verin. Bir de çocuklara öğretim hizmeti dediğimiz, bu ifadeye alışkın ol, PG'de de işime yarayacak. Çocuklara pideler ver, yani pekiştireç, ipucu, dönüt düzeltme ve etkin katılım. Bunu verdiğinde her öğrenci ne yapar diyor? Öğrenir diyor. O zaman tam öğrenmede müthiş bir kriterimiz var. Her öğrencinin öğrenebileceği kadar yeterli zamanı verdiğimizde ve pide vererek derslerimizi işlediğimizde her çocuğun öğreneceğine inanıyor. O zaman öğrenmede bu iki faktör önemli. O zaman tam öğrenme kuramının öğrenilebilmesi için, yani tam öğrenme kuramında öğrenme kavramının olabilmesi için zaman ve pidenin verilmesi lazım. Bu iki şart dışında diğer faktörleri ben göz önünde bulundurmuyorum. Çocuğun zekasını göz önünde bulundurmayacağım. Çocuğun ailelerinin sosyoekonomik boyutuyla arkadaşlar ilgilenmeyeceğim. Tamam mı? Bunu da cebe koydum. Şimdi tam öğrenme kuramının girdisinde ne var? Tam öğrenme kuramında işlem aşamasında, işlem dediğimiz süreç aşamasında ne var? Tam öğrenme kuramının çıktı dediğimiz ürün aşamasında ne var? Sizlerle bunları konuşacağız. Bak mesela burası da PG'nin konusu. Ama bilmediğini varsayıyorum, PG'yi dinlemediğini varsayıyorum. Şöyle kısaca bir özet geçiyorum. Sistemin girdisi mesela Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte sen eğitim sistemine giriş yaptın. Bu sistemin girdisidir. Haziran ayında okullar kapanır, sistemin çıktısıdır. Eylül ayındaki ve Haziran ayına kadar geçen süre için ise nedir? İşlemdir. Ama öğrenme öğretme sürecine baktığımızda dersin ilk giriş kısmıdır giriş. Dersin işlenildiği kısımdır. Dersin sonunda meydana getirmiş olduğumuz öğrenmeler mantığında bakacaksın. Peki gelin canlar, artık tam öğrenme kuramını biz derslerimizde nasıl uyguluyoruz? Bunu görelim. Bir kere bir, tam öğrenme kuramında biz girdide çocuğu ne yapmak istiyoruz? Tanımak istiyoruz. Ama canlar, biz çocuğun kara kaşını, kara gözünü tanımak istemiyoruz. Biz burada çocuğun ne bildiğini, çocuğun arkadaşlar derse ve bana karşı olumlu tutum sergileyip sergilemediğine bakıyoruz. Kendi öğrenmelerine karşı nasıl arkadaşlar tutum içerisinde olduğuna bakıyoruz. O zaman ben girdide çocukların bilişsel giriş davranışlarına bakıyorum. Ve girdide çocukların duyusal giriş davranışlarına ne yapacağım? Bakacağım. Bakın, bilişsel ve duyusal giriş davranışları ne demek? Canlar, biliş demek zihin demek değil midir? Evet. O zaman çocuğun her türlü zihinsel faaliyetleri seni nereye götürecek? Bilişsel giriş davranışlara götürecek. O zaman ben baktığım zaman bir çocuğun ön bilgisi zihinsel süreçleri kapsıyor mu? Evet. O zaman ön bilgi bilişsel giriş davranışıdır. Peki çocuğun okuduğunu anlaması yine zihinsel midir? Evet. O zaman bu da bilişsel giriş davranışıdır. Peki çocuğun sözel ya da sayısal işlevler yapması, bakın zihinsel olarak, o zaman bu da zihinseldir. Ya da çocuğun problem çözme becerisine baktığımda yine zihinsel değil midir? Evet. O zaman bunların hepsi tam öğrenme kuramında ne diye geçecek? Bilişsel giriş davranış olarak geçecek.
Ama duysal giriş davranışlara baktığımızda bizim duysal giriş davranışlarımız nelerdir diye sorarsa Ati diyeceksin. 2022 yılında, bakın 22 dedim, 2002 yılında bunların önem ve öncelik sırası sorulmuştu çok eskilerden. Şimdi duysal giriş davranışlar dersen bak duygular var. Duyguları ön planda tutacağız. O zaman bir, duygunun olduğu yerde canlar tutum var. O zaman duygunun olduğu yerde ilgi dediğimiz istek de olacak. Ve aynı zamanda ne vardır? Akademik özgüven vardır. Çocuğun bir şeyi yapabilmeye olan inancına biz ne diyoruz? Akademik özgüven diyoruz. Bakın arılar üzerinde yıllarca bir araştırma yapılmış. Ve arıların kanatlarının onları taşıyamayacağı ağırlıkta olduğu arkadaşlar tespit edilmiş. Bilim adamları diyor ki ya bu nasıl olur diyorlar. Ve en sonunda şöyle bir sonuca bağlıyorlar. Diyorlar ki eğer arılar kanatlarının onları taşıyamayacağı ağırlıkta olmuş olduğunu düşünmüş olsaydılar bugün uçamazlardı diyorlar. Bak aynı şeyi senin için de söylüyorum. Sen bugün KPSS'de atanamayacağına olan inancın olmadığı takdirde, yani atanamayacağını düşündüğün takdirde bu iş olmayacaktır. Ben istediğim kadar sana anlatayım. O zaman bizlerin bir şeyi yapabilmeye olan inancı, bir şeyi başarabilmeye olan inancı bizi nereye götürecek? Akademik özgüvene götürecek. Beni sevmeniz, dersi sevmeniz tutumdur. Bakın, bir şeye öğrenmeye olan istekliliğiniz, o da arkadaşlar nedir? İlgidir. Bugün canım çok sıkkın, derse geldim ama hiç dinleyesim yok. E ben şimdi burada arkadaşlar şebeklik yaparsam, size keyifli halde ders anlatırsam senin öğrenme isteklik düzeyini arttırır mıyım? Arttırırım. O zaman şu ikisi buna baktığımda, kıyasladığımda en çok bunu değiştirebilirim. Peki yine soruyorum. Bir şey yapabilmeye olan inancınız olmadığı takdirde başarabilir misiniz? Hayır. O zaman şu ikisi arasında baktığımızda en öncelikle ne gelecektir canlar? Başarmaya olan inanç gelecektir. O yüzden aralarında önem ve öncelik sırası yaptığımızda ati olarak kodluyoruz. Önce akademik özgüven, sonra tutum, sonra arkadaşlar ne diyoruz? İlgi diyoruz. Dikkatle dinliyorsunuz. Biz tam girdi de çocuğu tanımak istedik. Çocuğu hem bilişsel hem de duyusal açıdan tanımak istedik. O yüzden çocukların bilişsel giriş davranışlarına şunlara bakıyoruz. Ve çocukların duyusal giriş davranışlarına bakıyoruz. Canlar, şunlarda herhangi bir eksiklik varsa, bakın şunlarda herhangi bir eksiklik varsa, bu eksikliği gidermeden asla ve asla yoluma devam etmiyorum. Bu eksikliği gidermeden asla ve asla yoluma devam etmiyorum. Bu eksikliği önce gideriyorum. Duysal giriş davranışlarında varsa giderdim. Bilişsel giriş davranışlarında varsa giderdim. Giderdikten sonra artık yoluma ne yaptım? Devam ettim. Yoluma devam ettiğimde karşıma ne geldi? İşlem aşaması geldi. Bakın işlem aşamasında biz üniteleri mi öğreteceğiz? Evet. Üniteleri öğretirken ünite ünite mi öğreteceğiz? Evet. Bulum bulum, bölüm bölüm demişti. Peki bulum bana ne dedi? Bu üniteyi öğretirken istediğin yöntem ya da tekniği kullanarak burayı ne yapabilirsin dedi, öğretebilirsin dedi. Ama bu üniteyi öğretirken her çocuğun öğrenebileceği kadar yeterli zamanı ver ve bunun yanı sıra burada dersi anlatırken pekiştireç ver, ipucu ver, çocuklara dönük düzeltme ver ve çocukların derse etkin katılmasını sağla dedi. Ne yaparsan yap, tüm ünteleri ne yap dedi canlar, bu şekilde işle dedi. O zaman biz tam öğrenmenin işlem aşamasında her çocuğun üniteleri işliyoruz ve bunu işlerken her çocuğun öğrenebileceği kadar yeterli zamanı veriyoruz ve çocuklara ne yapıyoruz canlar? Pide veriyoruz. Bunun hemen arkasından üniteyi işledim mi? İşledim. Hemen arkasından ikinci üniteye geçiş yapabilir miyim? Kesinlikle hayır. Bulum bulum, bölüm bölüm demiştik. Hemen arkasından birazdan göreceksiniz. Formatif değerlendirme yapıyorum. Formatif değerlendirme demek izlemeye dayalı değerlendirme demektir. O zaman quizler ne örnektir? Formatif değerlendirme örnektir. Üniteyi bitirdikten sonra vermiş olduğum 30 soruluk çoktan seçmeli bir test neye örnektir? Ünite sonrasında formatif değerlendirmeye örnektir. Bu formatif değerlendirmenin sonucunda eğer koymuş olduğum standarta mesela 80 puan alsın diyorum.
Sınıfın %70 ya da %75'i ulaştıysa tam öğrenme meydana gelmiştir diyorum. İkinci, şu birinci ünite olsun. İkinci üniteye ne yapıyorum? Çocuğu geçiriyorum. Ama %70 ya da %75'lik bir başarı sağlanamadığı takdirde çocuğu ikinci üniteye geçiremiyorum. Ne yapıyorum? Hemen arkasından ek öğretim hizmeti sunuyorum. Birazdan konuşacağız. Yani çocuklara ekstra etkinlikler ve canlar faaliyetler uyguluyorum. Bu ekstra faaliyetlerin hemen arkasından ekstra bir şeyler yaptırdım. Birazdan detaylı konuşacağız. Şimdi ben ana iskeleti geneli veriyorum. İçine gireceğim canlar. Ek öğretim hizmeti uyguladıktan sonra tekrardan bir formatif değerlendirme ya da tekrardan bir quiz yapıyorum canlar. Bak, buna formatif 1 dediysem buna formatif 2 diyorum. İkisi aynı şey değil. İkisi aynı hedefleri ölçecek ama sorular farklı olacak. Siz buna test, paralel test diyeceksiniz ölçmede. Formatif 2 uyguladıktan sonra tekrardan %70 ya da %75'lik başarı sağlandıysa arkadaşlar geçeceksin. Sağlanmadıysa, %70 ya da %75'lik bir başarı sağlanmadıysa tekrardan aynı mantıkla bir başka ek öğretim hizmeti uygulayacaksın. Mantık hep bu şekilde. Üniteyi öğretirken zaman ve pide vererek öğretiyorum. Hemen arkasından formatif değerlenme yapıyorum. %70'lik koymuş olduğum standarta uygun bir puan standartı belirliyorum. Bunun %70'i bu puanı kazandıysa ikinci üniteye geçiyorum. Kazanamadıysa ek öğretim hizmeti veriyorum. Tekrardan formatif 2 diye devam ediyorum. Yani şu aşamadan sonra mantık ne yapıyor? Başa sarıyor. Ek öğretim hizmeti formatif 3. Ek öğretim hizmeti formatif 4. Ek öğretim hizmeti formatif 5 diye ta ki %70 ya da %75'lik başarı standartı oluşturulana kadar. Tamam. Ünite öğretimi tam öğrenmede bu şekilde gerçekleşiyor. Peki. Tam öğrenmenin çıktısında ne var? Bak canlar, bunu size PG'de de öğreteceğim. Girdi de ne varsa çıktı da ona dair öğrenme ürünleri vardır. Bak, öğrenme ürünü ne demektir biliyor musun? Sen matematikte 3 artı 5'e 8 de diyebilirsin, 9 da diyebilirsin. İster doğru da ister yanlış da fark etmez. Sonuçta bir öğrenme ürünü doğru ya da yanlış da olsa çıktı mı çıktı. Bir şey öğrenmiş misin? Öğrenmişsin. Dolayısıyla tam öğrenmenin çıktısında girdi de bilişsel giriş davranışları vardı. Ve girdi de duyusal ne vardı? Giriş davranışları vardı. O zaman bilişsel ve duyusal giriş davranışlara ilişkin ne oluşacak? Öğrenme ürünleri oluşacak canlar. O zaman tam öğrenmenin çıktısında da ne vardır diyeceğiz? Öğrenme ürünleri arkadaşlar. Girdi de ne varsa ona dair bilişsel ve duyusal giriş davranışları alakalı öğrenme ürünleri oluşmuştur diyeceğiz. Canlar, kafanız karışmasın diye genel isketi verdim. Tam öğrenmede dersin nasıl işlendiğini anladık mı? Anladık. Şimdi buraya aldıysanız ben bir özetle biraz azıcık daha içerisine arkadaşlar gireceğim. Bir tamam, bir tamal etrafı. Burası önemli olduğu için üzerinde çok duruyorum. Dikkat edin. Aldın mı Metra abi? Evet. Siliyorum o zaman. Tamam. Şimdi gel biraz detaylandırmasına girelim. Biraz detaylandırmasına arkadaşlar girelim. Ve olayı arkadaşlar bitirelim. Genel anlamda tam öğrenme kuramında dersin nasıl işleneceğinin ana çerçevesini verdim. Şimdi bakın, tam öğrenme deyince aklınıza defans kavramı gelsin. Çocuğu okula gönderdim. Çocuk okulda ne yapacak? Defans yapılacak. Bak, çocuk okulda defans yapıyorsa, şurası dönemin başı mı? Evet. Burası dönemin sonu mu canlar? Evet. O zaman burası dönemin başıysa burası sistemin girdisidir. Burası dönemin sonuysa burası sistemin çıktısıdır. Girdi ile çıktı arasında kalan yere ise biz işlem dediğimiz süreç
aşaması deriz. Her bir büyük harf bir değerlendirmeyi, her bir küçük harf ise bir üniteye simgelesi. Şu benim birinci ünitem. Şu benim ikinci ünitem. Şu da benim üçüncü neyim olacak? Ünitem olacak. Canlar bakın, girdi de D harfi değerlendirmeydi ya, ölçmenin konusu ama bilmediğiniz için mecbur anlatmak zorundayım şu anda. Biz buna diagnostik değerlendirme deriz. Türkçe karşılığı tanıma yerleştirmedir. Şu, biz buna formatif değerlendirme deriz. Türkçe karşılığı izleme arkadaşlar. Bakın, biçimlendirme. Biz buna summatif değerlendirme deriz. Summatif değerlendirme. Türkçe karşılığı ise değer biçimidir. Peki bunların anlamlarına baktığımızda sözel olarak söyleyeceğim detayları ölçmede. Çocuğu girdi de okula gelir gelmez bir değerlendirme yapıyorsam amacım çocuğun ne bilip ne bilmediğini tespit etmektir. Aynı dershanelere gittiğimizde bize bir sınav yapıyorlardı. Ona göre derece sınıflarına yerleştiriyorlardı ya. İşte o değerlendirme bu değerlendirmedir. Bir ünite sonrasında F harfinde bir değerlendirme yapılıyorsa bu F harfindeki değerlendirmenin amacı bu ünite öğrenilmiş mi öğrenilmemiş mi bunu tespit etmektir. Dolayısıyla bu öğrenme eksikliklerini tespit etmede kullanılır. O zaman yaptığımız quizler ünite sonrasında arkadaşlar vermiş olduğum yaprak testler bunun örnektir. Summatif değerlendirme bakın dönemin sonunda yapılmış. O zaman A ve N ünitesi bittikten sonra yapılmış. O zaman demek ki summatif değerlendirme formatifin aksine birden fazla üniteyi ölçer. Dönemin sonu geldiği için çocuğa artık geçti ya da kaldı demem lazım. Dolayısıyla çocuğa not veriyorum. Notun verdiği değerlendirme yaklaşımı budur. Geçti ya da kaldı bununla deriz, bilginiz olsun. Şimdi ne yaptık? Tam öğrenme kuramında burada. Çocuğun bilişsel giriş davranışlarıyla duyusal giriş davranışlarını o zaman diagnostik değerlendirmeyle tespit ettik. Eğer şu ikisinde herhangi bir eksiklik varsa önce bu eksikliği arkadaşlar giderdik. Giderdikten sonra ne yaptık? Yolumuza devam ettik. Yoluma devam ettiğimde karşıma ne geldi? E ünitesi geldi. Peki o zaman ben E ünitesini işlerken her öğrencinin öğrenebileceği kadar yeterli zamanı ve pideyi vererek ne yaptım? Derslerimi işledim. Bunu işledikten hemen sonra yoluma devam edebildim mi canlar? Hayır. Neden yoluma devam edemedim? Bakın ikinci üniteye geçebiliyor muyum şekil gereği? Şekil gereği ikinci üniteye geçemiyorum. Çünkü arada ne var? Formatif değerlendirme var. O zaman zaman ve pideyi işledikten sonra hemen burada ne yapıyorum? Bir formatif değerlendirme uyguluyorum. Bu formatif değerlendirmenin sonucunda %70 ya da 75'lik bir başarı sağladım. İkinci üniteye geçiş yaptım. Ama %70 ya da 75'lik bir başarı sağlanamadıysa ne verdim dedim? Ek öğretim hizmeti verdik dedim. Üniteleri ne yapıyorduk? Bu şekilde işliyorduk bakın. Şuradaki eksikliği giderdik. Sonra arkadaşlar birinci üniteye geçtik. Birinci üniteyi anlatırken zaman ve pide vererek birinci üniteyi işledik. Hemen arkasından ikinci üniteye geçemedim çünkü arada formatif değerlendirme vardı. O zaman ben ünite öğrettikten sonra hemen arkasından formatif değerlendirme verdim. %70'lik başarı sağlandıysa ikinci üniteye geçtim. Sağlanmadıysa ek öğretim hizmeti sunduk dedik ve özetini yaptık. A ünitesine geçerken yine aynı mantık. Ne ünitesini anlatırken yine aynı mantık canlar. Yeter ki her ünite sonrasında bir formatif değerlendirme yapalım. Şimdi burada neyi konuşacağız? Burada tam öğrenme kuramında biz ek öğretim hizmeti olarak neden yararlanabiliriz? Burası bizim için önemli. Etra Bey karışmadı değil mi? Tamam. Burası bizim için ne canlar önemli? Bakın. Tam öğrenme kuramında kullanılan ek öğretim hizmetlerine baktığımız zaman birebir öğretim vardır. Burada birebir öğretimden kastettiğimiz programlı öğretim kullanabiliriz. Bilgisayar destekli öğretim kullanabiliriz. Canlar Tudor'dan yararlanabiliriz. Bunun yanı sıra farklı yöntem ya da teknik kullanarak dersi tekrardan işleyebiliriz. Bunun yanı sıra oyunlardan yararlanabiliriz.
Bunun yanı sıra küçük grup çalışmalarına yer verebiliriz. Canlar, bunun arkadaşlar yanı sıra bakın yardımcı kaynaklardan yararlanabiliriz. Ama en son çocuklara ne veririz? Ödev veririz. Şimdi burada durdum. Tam öğrenme kuramında ek öğretim hizmeti olarak aşağıdakilerden hangisi kullanabilir ya da kullanamaz? Ya da bir ünite öğretiminden hemen sonra başarı standartını yakalamamış olan öğrencilere aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir diye debilir? Bakın şunu söylüyoruz. Tam öğrenme kuramında mesela %70 ya da 75'lik başarıya sınıfta sadece ve sadece birkaç kişi yakalayamamış olsun. Sınıfın büyük bir çoğunluğu arkadaşlar %70 ya da 75'i 80 puanı aldı ama birkaç kişi bu 80 puanı alamadı. O zaman ben alıp bu üniteleri konuşacağız bunda sizinle. Küçük parçacıklara bölerek öğretebilirim, programla öğretim. Ya da bir CD veririm, çocuk bu CD üzerinden konuyu öğrenebilir, bilgisayar destekli öğretim. Ya da canlar bakın, Tudor'u ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bunu bir beklet, Tudor açıklayacağım. Ama sınıfın büyük bir çoğunluğu %70'in altında kaldı. O zaman sınıfın büyük bir çoğunluğu %70'in altında kaldığında ben farklı yöntem teknikle dersi tekrardan işleyebilirim. Aynı zamanda oyunlara yer verebilirim, küçük grup çalışması yaptırabilirim, yardımcı kaynaklardan yararlandırabilirim ve arkadaşlar ödev verebilirim. Hocam, burada birkaç kişi öğrenemediği takdirde bunlar ne yapacak? Canlar bakın, farz edin ki iki kişi %70'in altında kaldı, diğerleri arkadaşlar %70'lik başarıyı ne yaptı? Sağladı. Canlar ben tutup da bunları hadi siz ikinci üniteye geçin diyemem. Bunlar bunları beklemek zorunda mı arkadaşlar? Evet. Ama bunlar %70'lik başarıyı ben şunları kullanarak sağlamalarını gerçekleştirirken bunlara da daha üst düzeyde ne vereceğim? Etkinlikler vereceğim. Ta ki bunlar %70'lik başarıyı sağlanana kadar. Bunlar da sağladıktan sonra hep birlikte hadi ikinci üniteye geçiyoruz diyeceğim. Bu önemli bilgi, dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelin şuna. Benim iki tane çekirgem olsun. Tamam mı? Bu buna ders öğretecek. Bu öğretici bu canlar ne olsun? Öğrenen olsun. Bak. Öğretici 9. sınıf öğrencisi ise, öğrenen de 9. sınıf öğrencisi ise, yani aynı yaş grubunda öğrencilerse biz buna canlar ne diyeceğiz? Biz buna akran öğretimi diyeceğiz. Ve tam öğrenme kuramında akran öğretimine ek öğretim hizmeti olarak yer vermeyiz. Tamam mı? Çünkü öğretme işi kimin sorumluluğundaydı? Öğretmenin sorumluluğundaydı. Ama öğretici 12. sınıf öğrencisi olsaydı, öğrenen 9. sınıf öğrencisi olsaydı, yani bir üst sınıf bir alt sınıfa bu konuyu öğretmiş olsaydı biz buna ne diyeceğiz? Tudor diyeceğiz. Tudor demek acemi öğretmen demektir canlar. Ya da şu da olabilirdi. Yetişkin birinin 9. sınıf bir çocuğa ders anlatmış olması da canlar yine ne olacaktır? Tudor olacaktır. Ya da özel öğretmen oluyor ya, kendi öğretmeni dışında özel ders verdiriyorsun çocuğa. Bu özel öğretmen 9. sınıf çocuğuna ders verdi. Bu yine ne olacaktır canlar? Tudor olacaktır. Tam öğrenme kuramında ek öğretim hizmeti olarak canlar bizler akran öğretimine yer vermiyoruz. Ama bizler Tudor'a ne yapıyoruz canlar? Yer veriyoruz. O yüzden ek öğretim hizmeti olarak neler kullanır derse bunlar kullanır diyeceksin. Bir şey daha. Bakın küçük grupla öğretime lütfen canlar dikkat edin. Sen küçük grup öğretimini gördüğünde akran öğretim vardır diyorsun. Her grup çalışması işbirlikte öğrenme değildir. Her grup çalışması akran öğretimi arkadaşlar desteklemez. Literatür bize der ki tam öğrenme kuramında ek öğretim hizmeti olarak küçük grup çalışmasına yer verilir der. Ama sen buradan akranı ne yapamazsın, çıkartamazsın, bu bir. Bakın benim akademik bilgilerim doğrultusunda
bir üst sınıfın bir alt sınıfa ders vermiş olması, bir şey öğretmiş olması canlar, bu da akrandır. 9'un 9'u öğretmesiyle 12'nin 9'u öğretmesi de akrandır. Biri aynı sınıfta iki kişinin birbirini öğretmesi yaşıtların öğretimi, üst sınıfın alt sınıfa ders anlatmış olması ise yaşıtların çaprazlanması diye geçer. ÖSYM bir senesinde yazmış olduğu soruda üst sınıftaki çocuğun alt sınıftaki çocuğa ders vermesi, bir şey öğretmesi nedir diye sordu ve bunu Tudor olarak aldı. O zaman ben ÖSYM'nin yalancısıyım. ÖSYM bunu nasıl veriyorsa o şekilde alacağız. 12. sınıf çocuğunun 9. sınıf çocuğuna ders vermiş olması nedir diyeceğiz canlar? Tudor olarak adlandıracağız ÖSYM'ye göre. Şimdi şöyle bir genel toparlıyorum. Tam öğrenmenin girdisinde ne yapıyoruz? Çocuğun bilişsel ve duysal giriş davranışlarını bir test yaparak, bir değerlendirme yaparak, diagnostik değerlendirme yaparak belirliyoruz. Eksiklik varsa yolumuza devam edemiyoruz. Eksikliği giderdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ettiğimizde en ünitesiyle karşılaşıyoruz. En ünitesini öğretirken istediğim yöntem tekniği kullanıyorum ama her öğrencinin öğrenebileceği kadar zamanı veriyorum ve çocuklara pekiştireç veriyorum, ipucu veriyorum, dönüt düzeltme vererek etkin katılımı sağlayarak dersimi işliyorum. En ünitesi bittikten sonra ikinci üniteye geçiş yapamıyorum. Bakın arada ne var? Formatif değerlendirme var. Hemen ünite sonrasında bir formatif değerlendirme yapıyorum. Bu formatif değerlendirmenin sonucunda başarı %70 ya da %75 olursa ikinci üniteye geçiyorum. Olmadıysa ek öğretim hizmeti veriyorum. Ek öğretim hizmetleri verirken eğer %70'in altında birkaç kişi kaldıysa onlara programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim, Tudor veriyorum. Ama diğerleri birkaç kişi bunu görürken diğerlerine de zenginleştirilmiş etkinlikler sunuyorum. Arkadaşlarını bekliyorlar, ikinci üniteye geçirmiyorum. Ama büyük bir çoğunluğu, sınıfın büyük bir çoğunluğu %70'in altında kaldıysa onlara ne veriyorum? Şu arkadaşlar ek öğretim hizmetlerini veriyorum. Bunu verdikten sonra bakın yine canlar hemen arkasından, ek öğretim hizmetinin hemen arkasından yine formatif değerlendirme uyguluyorum. Bak öğrenene kadar %70'lik başarıyı sağlanaya kadar hep ek öğretim hizmeti formatif değerlendirme, ek öğretim hizmeti formatif değerlendirme diye devam ediyorum. Bunları verdim. Tekrar formatif değerlendirme yapıyorum. %70'i sağladıysa tamam diyorum. Sağlamadıysa yine ek öğretim hizmeti veriyorum. Tamam. Mantık hep başa sarıyor. Üniteyi öğret, zaman pide vererek formatif değerlendirme yap. %70 sağlandıysa yeni üniteye geç. Sağlanamadıysa ek öğretim hizmeti formatif 2 diye devam et. Mantığımız bu. Şimdi bunları sizlerle konuştuk. Şimdi sıra neye geldi? Tam öğrenme kuramında sıra arkadaşlar neye geldi? Biz bu pidelerimiz nelerdir? ÖSYM soruyor mu? Canlar soruyor. Artık bu pideleri arkadaşlar ele alacağız ama ben bu pideleri arkadaşlar ele almadan önce tam öğrenme kuramının bir kısmını, son bir kısmını verip bitireceğim. Genelini bitireceğim. Sonra pidelerin içine gireceğim. Etrafı bir al. Aldın mı? Bak. Girmeden önce ÖSYM'nin sormuş olduğu birkaç tane örnekle arkadaşlar vereyim. Ondan sonra tahtayı sileyim. Beni bir dinler misiniz? Sorular şöyle geldi. Bir öğretmen işte canlar bilmem ne konusunu işleyecekmiş. Bilmem ne konusuna ilişkin çocukların ne bilip ne bilmediğine bakmış. Çocukların ön bilgi eksikliği varmış gidermiş. Öğrencilerin derse karşı olumsuz tutum sergilediklerini görmüş. Olumsuz tutumun arkadaşlar giderilmesini sağlamış. Sonra üniteye geçiş yapmış. Üniteyi öğretirken çocuklara pekiştireç vermiş, ipucu vermiş ve dönük düzeltme vererek dersini işlemiş. Bu hangi kuramdır diye sordu. Çıkmış sınav sorusu tam öğrenmeydi. Sonra diyor ki bir okul diyor tam öğrenme kuramını uyguluyor. Tam öğrenme kuramını uygularken çocuklar okula geldiklerinde çocuklara bir değerlendirme yapıyor. Ve bu değerlendirmenin sonucunda çocukları sınıflara yerleştiriyor. Sonra dönemin sonu geldiğinde bu çocukların başlangıçta almış oldukları puanın aynısını çıktıda da aldıklarını fark ediyor diyor. Bundan şikayetçi olan veli bunu okul yönetimine söylüyor. Burada arkadaşlar yapılması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Şimdi başlangıçta çocuk 50 puan aldıysa sonda çocuk yine arkadaşlar 50 puan almış. O zaman demek ki bu işlem aşamasında biz çocuğa hiçbir şey kazandırmamışız. Peki bu işlem aşaması öğretim hizmetlerinin niteliğiyle mi alakalıdır? Bakın pideler neydi? Öğretim hizmetiydi. O zaman burada çocuklara verilen öğretim hizmetinde yani süreçte canlar bir sıkıntı var. Çocuk başta 50 aldıysa sonra yine aynı puanı aldıysa
O zaman demek ki işlemde çocuğa doğru düzgün bir şey öğretilememiş. O zaman işlemde sıkıntı var. İşlem dediğimiz süreçte sıkıntı varsa biz işlemde ünite öğretimi gerçekleştirmiyor muyuz? O zaman bu ünitelere bakın öğretirken bir sıkıntı olmuş diyeceksin. Yani verilen çocuklara süreçte verilen öğretim hizmetinin niteliği arttırılmalıydı. Şu kısım arkadaşlar arttırılmalıydı diyecektin. Ve cevabımız ne olacaktı? Bu olacaktı. Sorular hep böyle. Tam öğrenme sürecinin bu şekilde anlatımını destekleyen parçalar halinde ÖSYM ne yapmakta? Gelmekte. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim tam öğrenme ile ilgili. Sonra size bu pideleri anlatacağım. Pidelerle ilgili de canlar sorular karşımıza gelmekte haberiniz olsun. Uzun anlatmadım canlar. Sadece bazı kavramları ölçmede göreceğiniz için görmediğinizi varsayarak bu kavramları açıkladığım için uzun sürüyor bilginiz olsun. Yani altyapınızın olmadığını düşünerek ölçmeyi de dinlemeden bu videoyu dinlediğinizi düşünerek açıklama yapıyorum bilginiz olsun. Şimdi tam öğrenme kuramında ben çocuklara duyusal, ben çocuklara psikomotor hedefleri kazandırabilirim. Çünkü ünite öğrettiğim için ünitelerin içerisinde bu hedeflere yer verilir mi canlar? Verilir. O zaman tam öğrenme kuramı bütün arkadaşlar hedef alanlarının kazandırılmasını sağlar derse doğru diyeceksin. Bütün hedef alanlarından kasıt ne? Bilişsel, duyusal, psikomotor hedefler o zaman doğru. Peki yine devam ediyorum. Tam öğrenme kuramında ben bütün yöntem ya da tekniklere ne yapabilirim? Yer verebilirim. Yeter ki zaman ve pide vererek dersimi anlatayım. O yüzden istediğim yöntem teknikleri arkadaşlar yer verebilirim. Peki biliş demek zihin demek değil miydi? Zihin demekti. O zaman ben bilişsel hedeflerin hepsini kazandırabiliyorsam tam öğrenme kuramı bütün hedef alanlarının kazandırılmasını bütün hedef alanları diyorum ya. Bütün zihinsel becerilerin etrafı hiç uyarmıyorsun. Bütün zihinsel becerilerin kazandırılmasını sağlar derse yine nedir diyeceksin? Doğrudur diyeceksin. Peki bütün hedef alanlarının kazandırılmasını sağlıyor. Bütün zihinsel becerilerin gelişimini sağlıyor ve bütün yöntem teknikleri ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun. Önemli bir not alıyorum. Şimdi bizim mantığımız şu muydu? Zaman ve pide verildiğinde her öğrenci ne yapar dedik? Öğrenir dedik. O zaman bu mantığın varsa öğretmen çocukların zekalarıyla özel yetenekleriyle bakın kimlerin? Öğrencilerin özel yetenekleriyle ailelerin sosyo-ekonomik canlar durumu ile ne yapmaz? İlgilenmez. Bunları aynı zamanda ne yapamaz? Değiştiremez. O zaman canlar zaman ve pide verildiğinde her çocuk öğrenebiliyorsa banane çocuğun zekasından banane çocuğun özel yeteneklerinden zaten şu ikisini verdiğinde hepsi öğreniyormuş. O zaman dolayısıyla öğretmen tam öğrenme kuramında çocukların zekalarıyla, özel yetenekleriyle ya da ailelerinin sosyoekonomik boyutuyla ilgilenemiyor. Bunları arkadaşlar ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Bir çıkma sınav sorusu vardı ve bunu da verip bitireceğim. Bakın ölçmede yine anlatmak zorunda kaldığım için bakın uzuyor. Biz buna normal dağılım eğrisi deriz. Ne diyormuşuz? Normal dağılım eğrisi. Bak bunu sayı doğrusu gibi düşünün. Sıfırla canlar 100 arası olarak düşünün. Şu bombeli olan yer grubun büyük bir çoğunluğunun toplandığı yer olarak adlandırılır. Ben burayı tam ortadan ikiye böldüğümde burası ortalamayı verir. Ortalama o zaman burada kaç puan olur? 50 puan olur. Tamam mı? Şimdi dikkatle dinleyin. Ben bu bombeli olan bu normal dağılıma şuradan bir yumruk çaktığımı düşünsenize. Bak şuradan bir yumruk çak. O zaman ben yumruğu çaktığımda yumruk şöyle mi oldu canlar? Evet.
O zaman sayı doğrusu mantığında şurası sıfırdı, burası kaçtı? Yüzdü. Peki bombeli olan yer, bakın grubun büyük bir çoğunluğunun toplandığı yeri gösteriyordu. O zaman grubun büyük bir çoğunluğu nereye yaklaştı? Yüze yaklaştı. O zaman grubun büyük bir çoğunluğu yüze yaklaştıysa burada başarı arttı mı canlarım? Arttı. Peki ben yumruğu nereden çaktım? Soldan çaktım. O zaman biz buna sola çarpık dağılım deriz. Sola çarpık dağılımlarda grup nasıl arkadaşlar bir dağılım gösteriyor? Başarılı bir dağılım gösteriyor. E şimdi şunu söylüyorum. Tam öğrenme kuramı uygulanmadan önce grup nasıl bir dağılım gösterir derse normal dağılım eğrisi gösterir diyeceksin. Ama ben birinci öğretmeden asla ve asla ikinci üniteye geçmediysem o zaman başarıyı arttırmış olmaz mıyım? Arttırmış olurum. Birinci öğretmeden asla ve asla ikinci üniteye geçmediğim için tam öğrenme kuramında, tam öğrenme kuramı uygulandıktan sonra grup nasıl dağılım gösterir derse sola çarpık dağılım yani başarılı bir dağılım gösterir diyeceksiniz. Tamam mı? Genel anlamıyla tam öğrenme kurumunu arkadaşlar işledik. Şimdi hepsini bir araya sıkıştırıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tam öğrenme kuramında pekiştireç, ipucu, dönüt düzeltme ve etkin katılım dedik. ÖSYM için önemli öğretim hizmetleridir bunlar. Gelin bir sonraki videoda arkadaşlar bunları sizlerle birlikte ne yapalım görelim. Hadi gelin bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.